Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 5 Ocak 2021 salı maçları için karşınızdayım. Bugün yine sizler için üçlü bir kombini hazırladım. E, ee, i̇ki maçıma bayağı güveniyorum arkadaşlar. E, ee, öbürüne de %85-90 diyebileyim. Onu da söyleyeceğim videonun içinde. Lütfen dikkatli dinleyelim. Atlamayın lütfen. Destek olmak istiyorsanız videolarımı atlamamanız, beğenmeniz, yorum atmanız, benim için çok önemli. Kaç gündür e, kötü gitmiyor maçlarımız, iyi gidiyor. Lütfen siz de bu şekilde destek verirseniz sevinirim. İlk maçımızla başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız Fransa 2'den. Rhodes, New Saat 22'de başlıyor. Ev sahibi 2.15, deplasman 2.65. Ev sahibi takım, 20 takımlı ligde 19. sırada. E, çok kötü bir durumda şu an. Avayajlı'la playoff'un üstüne çıkabilir aslında. Hani e, yani bir galibiyetle oradan çıkması kolay. Daha hiçbir şey belli olmaz. Ligin daha yayısı bile bitmedi. E, deplasman takımıysa e, bir maç eksiği var. Dokuzuncu sırada. Yani kazandığı takdirde 2-3 basamak daha yukarılara çıkıyor. E, New York kötü bir takım değil. Son 5 maçlarına da bakalım. Ev sahibi son 3 maçında 3 beraberlik almış. 3'ü de karşılıklı gollerle bitmiş. Ondan önce iki mağlubiyeti var. Mağlubiyetleri bir deplasmanda bir evinde. Zaten sondan ikinci olması az çok belli ediyor. Ama son son haftalarda gördüğünüz gibi son 3 maçta kolay kolay kaybetmiyor. Gol atıyor, gol yiyor ama en azından yenilmiyor. Ve bu aldığı 3 beraberliğin ikisi deplasmanda gördüğünüz gibi. Paris ve veya karşı. Deplasman takımıysa e, lige daha iyi başlamış. Şu 5 maçından baktığımız zaman bunu anlayabiliriz. Çünkü e, son 5 maçında 2 galibiyet bir beraberlik 2 mağlubiyet almış. E, birkaç basamak daha geriye düşmüş demek ki. Normalde daha iyiydi. Ama ev sahibine göre e, bir gömlek, iki gömlek üstün diyebiliriz. Ama tabii burada sağ avantajını artı taraf bahsinin sıkıntılı olduğunu ben her zaman söylüyorum. tayaf bahsi benim için çok büyük bir sıkıntı. Zaten tayaf bahsi daha kolay olsaydı totoda hepimiz daha başarılı olurduk. Benim bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar, bunu söylemeden önce e, lütfen e, video olayıma bir beğeni bir yorum atın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. E, daha seni yeni keşfettim, videonu ilk defa gördüm diyen arkadaşlar var. İşte sizden önceki arkadaşların herkes için söylemiyorum. Beğeni atmadıkları için böyle. Ne kadar çok beğeni alırsak yeni insanlara ulaşırız. O yüzden sizden ricam lütfen bir beğeni en azından atın. Mümkünse yorum da atın. Yani destek olmak istiyorsanız yapacağınız şey bu. Yapmak istiyorsanız. Bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar. Güvendiğim maçlardan bir tanesi. İlk yayı gol var. Yani buna Yüzde 90-95 diyebilirim arkadaşlar. Güvendiğim bir maç. Nazay değmesin. Bu aralar e, videolarımız, maçlarımız iyi gidiyor. İlk yayı bahislerimiz daha iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde. Hani sistemimi oturttuydum. Düzenim fena değil. iyi. E, i̇nşallah çok ufak tefek şeyler kaldı. Onları da geliştirirsem e, daha da iyi olacak. Mesela dünkü Real Oviedo maçı bana göre 2.5 üstü ama oyan yüksek diye söyleyemedim. Az kazanalım, öz kazanalım diye bunu söyleyemedim. Yeter ki kazanalım dedim. Ki ilk yaydan iki buçuk üst oldu. İspanya 2. Bazen ilk yay gol oluyor diyorum. Yatıyorum İspanya 2'den. Bunu da söylemiştim zaten videoda. İkinci maçımız. Bugün maç kolikte baya sıkıntı vardı arkadaşlar. O yüzden maçı işaretleyememiştim. Şimdi işaretleyeceğim. Bayağı bir sıkıntılıydı bugün. İkinci maçımız İngiltere 2. liginden. Mansfield, Salford. South, Saat yine 22'de başlıyor arkadaşlar. Ev sahibi 2.10, deplasman 2.50. Ev sahibi 24 takımlı ligde 19. sırada. puanlar birbirine çok yakın. Bir puanda, iki puanda bile 3-5 yani basamak birden zıplayıp veya 3-5 bir basamak birden düşebiliyorsunuz. Dediğim gibi özellikle altlarda işler daha karışık şu an. Ev sahibi 8. sırada. Zaten e, ilk 3 çıkıyor. Bu sene farklı biraz. İlk 3 çıkıyor. E, 4-5-6-7 playoff'a kalıyor. E, Salford da bunlardan bir tanesi gibi şu an gözüküyor. Ama tabii daha çok erken belli olmaz. 8. sırada olmasına rağmen lider Charles ile arasında sadece 6 puanlık bir fark var. Ve Charles bir maç fazla oynamış. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Dediğim gibi hatta birçok takım 21-22 maç oynamış. İlk 5'teki 6'daki. Yani e, Salford'un e, kötü bir takım olmadığını buradan da yani bir galibiyetle bir puanla bile neyleye çıkacağını görebiliyoruz arkadaşlar. Bir galibiyetle Örnek veriyorum dördüncü sayıya kadar çıkıyor. E, maç sayılarına bu sene çok dikkat edelim. Hep söylüyorum bazen bazı takımlar arasında 2-3 maç e, fazla oynanmış az oynanmış olabiliyor pandemiden dolayı. Ev sahibi e, son maçlarında biraz e, iyi geçmiş arkadaşlar puanlar almış. Son 5 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet. Mağlubiyetini de deplasmanda almış. E, deplasmanda yine beraberlik galibiyet almış. Evinde 4-0 portfaleyi yenmiş. Son 5 maçında ev sahibi güzel puanlar almış. Yani aşağıdan e, bu şekilde çıkmış diyebiliriz. Öyle gözüküyor. Salford ise son maçını kaybetmiş. Leighton'a karşı. Yanılmıyorsam gol ilk yarıda gelmişti. Evet 31. dakikada. Ondan önce iki galibiyet iki beraberliği var. Yani o da son 5 maçında sadece bir defa yenilmiş. Onun da iki galibiyet, iki beraberliği. Eşit güçlerin müzabakası gibi son maçlarda tabii Salford e, bir gömlek üstün diyebiliriz bunu ama sağ avantajı e, Mansfield'in sonradan çıkış yakalaması hani e, koşarak gelen daha hızlı gelir. E, şu an benim gözümde Ankara Yücü Gençler Birliği'nin olduğu gibi bir maç olabilir bu. Çıkışını devam ettirebilir, puan alabilir bu maçtan. Alma ihtimali de yüksek. Oranları tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi 2 ona 250 Oranlar da birbirine çok yakın. Yine e, söylüyorum. Taraf bahsi benim için çok uzak olan maçlardan bir tanesi. <laughs> Bu maç için arkadaşlar. Tekrar edeceğim yine. Sizden ricam. Lütfen video olayıma bir beğeni bir yorum atın. E, çünkü gerçekten e, 1500 izleniyor. 130 kişi. Yani %10 bile gelmiyor. Sizden ricam biraz e, beğeni atın, destek olun. Ki yeni insanlara ulaşalım. Yani yeni insanlara kazandırmaya çalışalım diyeyim. Çünkü son günlerde iyi gittiği için. Bu maç hakkındaki tahminim arkadaşlar. 1.5 üst, 1.25. Dediğim gibi e, biraz MBS'ye gittim. Aslında hani... Olabiliyordu. Bu maça güvendiğim için arkadaşlar. Bu güvendiğim maçlardan bir tanesi bu arada Mansfield. Yani iki buçuk üste bile gidebilir maç. Yani rahat gidebilir hatta. Ama dediğim gibi amaç kazanmak. Ben o yüzden bir buçuk üst dedim. Bir diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Clermont Grenoble. Yine saat 22'de başlıyor. Fransa 2'den. Ev sahibi 1.80. Deplasman 3.20. Bu da iki Mbs 2 oynanabiliyor Fransa ikileyin hepsi ama Mansfield'e güvendiğim için kombineyi üçlü yaptım. Ev sahibi 6. sırada. Deplasman, Lidar 1. sırada. Az önceki e, puan sistemine yakın bir şey. Yani ev sahibi 6. sırada 30 puanı var. Deplasman, Grenoble, Lidar 34 puanı var. Yani arada çok puan farkı yok. Puanlar birbirine çok yakın. Yani o yüzden e, sonuçta bu maç 3 ihtimalden bir tanesi olacak ama... ...tayhaf bahisinin e, sakıncalarını anlatmaya çalışıyorum kısaca. Çok tehlikeli maçlar bunlar tayhaf Partisi olarak. Ev sahibi son 5 maçında... ...3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Son 3, özür dilerim, son 4 maçında yenilmemiş. E, gol atıyor... Sadece gol atamadığı bir maç var. O da beraber bitmiş. Yani özür dilerim. Bir tane de yenilmiş. 3 maçta da gol atmış. Ve genelde 3 gol, 3 gol, bir gol. Yani bir şekilde kazanmaya başlamış. Yani iyi duyumda. Deplasman zaten Grenoble. Ama biraz puanlar kaybetmiş. Son 5 maçında üç tane beraberliği var. 2 galibiyeti var. Şuna dikkat çekim arkadaşlar. Bu maçların dört tanesi alt olmuş. Evinde dün Kaygoya'yı e, 4-0 yendi maç dışında hepsi alt olmuş. Gördüğünüz gibi. E, iki, e, beraberliklerin gollü beraberlikler de oluyor ama be, gollü beraberliklerin ikisini de deplasmanda almış. Yani yine gollü beraberlik mi olur ve yani şey e, karşılıklı gollü mü olur? Üstemi taşınır. Ee, sıkıntılı maçlardan bir tanesi ama e, benim bugün en riskli gördüğüm maçlardan bir tanesi benim maçlayımın içinde ama e, onu da söyleyeceğim size lütfen e, tekrar ediyorum arkadaşlar e, çok sık edeceğim bunu çünkü gerçekten beğenileyim çok az yeni insanlara e, ulaşmam lazım videolarımın daha çok ilgilenmesi için destek atmanız lazım. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. İlk yarı gol var, 1.40 oranı var. İsterseniz bunu maç sonucu 1.5 bir buçuk, bir buçuk üstte de çekebilirsiniz. Size kalmış. Ee, sanki daha sağlıklı olduğu gibi. Ama inanın buna 5-6 defa yani toplamda 20-30 dakika ekstradan bunu oyla mı olur, böyle mi olur diye çok düşündüm. İlk yayı golde kaya kıldım. Daha eskili olmasına rağmen. Nedense e, maç sonucu 1.5 üst. Yani ben daha sağlama da kaçabilirdim aslında. Ama bilmiyorum bu şekilde bana daha mantıklı geldi. Bu maça da güvenim %80-85. Mansfield MBS 3 olduğu için e, üçlü yapmak istedim. Onun içinden de bunu seçtim. 3. maç olarak. Bu şekilde arkadaşlar üst maçın oranı 2.36 yapıyor. Tabi bu ilerleyen saatlerde ufak biraz düşebilir veya yükselebilir. Bazen değişiyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen tekrar ediyorum. Videolarıma bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. Destekinizi sigemeyin Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.